Evet. Yeni videodan merhabalar. Bu videoda konumuz post-up ve sırtı dönük oyun. Ya aslında aklımda böyle bir post-up videosu çekmek hiç yoktu. Ama Instagram'dan bir tane takipçim yazdı. Abi post-up'ta işte sayı bulamıyorum, nasıl gelişebilirim? Ona özel çektim bunu. Siz de görmek istediğiniz içerikleri bana Instagram'dan, YouTube yorumdan, TikTok'tan her yerden yazabilirsiniz. Bilgilerim zaten açıklama kısmında bulunuyor. Şimdi post-up'ın ve sırt dönük oyunun günümüz basketbolundaki yerinden bahsedelim. Aslında insanlar diyor ki artık post-up öldü, bitti, kimse oynamıyor. Hayır, öyle bir şey yok. Sadece eskisi gibi post-up oynanmıyor. Yani uzun bunlara top indirelim de uzun 15 saniye top sektirsin, vursun, gelsin, bitirsin. Bu oynanmıyor sadece. Post-up hala devam ediyor ama evrim geçirdi, gelişti, şekil değiştirdi. Yani şimdiki post-up'lara baktığınızda, bu arada kısa uzun fark etmez, herkes post-up oynuyor. Şimdikilere baktığımızda çok hızlı karar veriliyor. Bir dribbling, geldim, bitirdim. Bir dribbling, fake, bitirdim. Ya da yardım mı geldi? Artık savunmalar çok gelişti. Yani bu arada NBA'de, Avrupa'da, altyapıda her yerde bu böyle. Siz burada 5 saniyeden fazla top vurunca bütün yardım size odaklanacak. Eğer savunmacınızdan güçlüyseniz, bu adamı istediğiniz yere götürdüyseniz yardım üzere süsleyerek asist yapabilirsiniz, oyun kurabilirsiniz. Yani artık alçak postan oyun kurma diye bir şey var. Jokic gibi, Alperen gibi NBA'nin en iyi hücumcu uzunlarına bakarsınız. Bunlar hep alçak posta ama sadece kendi toplarına bakmıyorlar. Takımı da oynatmaya çalışıyorlar. Şimdi ben size post-up hakkında birkaç tane taktik vereceğim. 6 tane de hareket göstereceğim. Şimdi öncelikle ilk yapmamız gereken şey pozisyon almak. İlk yapmamız gereken şey pozisyon almak. Eğer ben bu topu almaya çalışırken rakibime pozisyon olamazsam, beni buraya kadar iterse, ben buradan posta oynayamam. Bir anlamı olmaz. Ya da ben bu topu bu kadar aşağıda alırsam buradan buraya dönmem imkansız. Çizgi var, kapatıyor. Döndüm, zaten pota yok. Potayı görmüyorum. Sadece buraya oynayabilirim ve bu sefer de çok rahat savunabilir beni. O yüzden biraz daha ortada pozisyon alıyoruz. Pozisyonumuzu aldık. Şimdi ne yapacağız? İkinci olarak topu rakibe göstermeyeceğiz. Ben bu topu aldım. Böyle bekliyorum. Rakip vuruyor. Top kaybı. Pozisyonumu aldım. Vurdum. Oynuyorum. Fake gösterirken bu topu rakibe gösterirsem bir top kaybı daha. Ben olabildiğince topla rakibin arasında vücudumu koymaya çalışacağım. Yaptığım her harekette. Bu sağ omzumdan mı döneceğim? Hop, vücudumu koydum. Vücut, top, rakip ulaşamaz. Post-up'ta kendinize ne kadar çok hareket eklerseniz o kadar avantajınız olacak. Çünkü tek hareketi çok iyi yapıyorsanız, atıyorum sağ omzumdan çok iyi dönüyorum. Geldim, oynadım. Sağ omzumdan döndüm, bitirdim. Bir. Hadi diyelim ki bu harekette en iyisisiniz. Bu hareketi bir daha yedirdiniz. Ama artık üçüncüye bu hareketi ne kadar iyi yaparsan yap kimse yemez. Çünkü sadece sağ omzundan dönüyorsun. Bu adam anladı artık sağ omzundan döneceğini. Ben buradan döndüğümde bunu sayatma imkanım yok. O yüzden kendime başka hareketler eklemem lazım. Geldim, fake verdim, soldan. Şimdi bu adam benim nereye gideceğimi bilmiyor. Sağa mı gideceğim, sola mı gideceğim? Tahmin edilemez oldum. Geldim, sağa fake, sola fake. Artık bu istediğim yerden sayı çıkarabilirim buradan. Çünkü birden çok hareketim var. Bir de bu post oyunlarını, sırt dönük hücumları bizden kısa ve güçsüz savunmacıya karşı yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü o zaman avantaj sağlayabilirim. Geldim, istediğim yere götürebilirim bu. Bu adam eğer benden uzunsa, ki uzun, benden güçlüyse, ki değil ama, diyelim ki bu adam benden uzun ve benden güçlü, benim burada post oynamamın hiçbir anlamı yok. Yine sayı bulabilirim üstünden. Çok iyi ayak oyunlarım vardır. Çok iyi fake'lerim vardır. Yine sayı bulabilirim ama zorlanırım. Ben asıl avantajı sağlamam için benden kısa ve güçsüz savunmacıya karşı yapmam lazım bunları. İlk hareketimiz drop step. Sağ omzum üzerinden döneceğim burada. Burada bütün hareketleri tek taraftan yapacağım. Ama siz iki taraftan da çalışın bunları. Drop step yaparken bu adam beni savunuyor. Tamamen burayı kapatmamış. Tamamen ortayı da kapatmamış. Arkamda duruyor. Bir dribbling yaptım. Bakın, adımımı nereye attım? Adımımı savunmacının adamının arkasına attım. Bir dribbling. Adımımı attım arkaya, araya vücudumu aldım. Bunu yaparken dirsekleri açın ama dirsekle vurmayın. Sadece biraz genişleyin. Topu sağlam tutun. Geldik. Adımımı attım. Dirseği koydum araya. Çembere bitirdim. Hızlı gösteriyorum. Dribbling yaptım. Döndüm. Bitirdim. Vücudumu topla savunmacının arasında kalkan gibi kullanıyorum. Bu adamın topa ulaşma imkanı kalmıyor. Vücudumu koydum araya. Bitirdim. Şimdi ikinci harekette de bunu top gelir gelmez yapıyoruz. Ya bunu burada alıp bekleyerek yapmıyorum. Aldım, hemen spinle döndüm, bitirdim. Burada savunmacınızdan yağ gibi kaymanız lazım. O yüzden beklemiyoruz. Top gelir gelmez hiç beklemiyor. Döndüm. Bitirdim. Şimdi iki tane baseline'a vurdum. Dediğim gibi bunu sürekli yaparsam yemeyecekler. Benim farklı şeyler katmam lazım. Şimdi üçüncü hareket olarak baby hook ya da yarım çengel, yarım hook dediğiniz değil, hangisi hoşuna gidiyorsa. Buradan baseline'a bir fake verdim. Ortaya döndüm. Hook shot'la bitirdim. Mesela Alperen'e dikkat edin. Alperen sürekli elini kaldırır hook atacağı zaman. Bu eliyle rakibine engel olur. Rakibi blok koyacağı zaman bu elini kalkan gibi kullanır. Geliyor.
bu elini kalkan gibi kullanıyor, buradan bitiriyor. Hızlı hareket ediyoruz. Topunu çok oyalamıyoruz. Geldik. Hop hop bekmek bitti. Şimdi aynı şekilde başlıyoruz. Topu aldık. Bir tane buraya fake. Up and under. Bitirdim. Bunu yaparken adamın hızı yine. Rakip zıpladı. Buraya fake verdik. Ortaya döndük. Buraya fake verdik. Rakip zıpladıktan sonra rakibin altına girin. Rakibin bu adamının arkasına koyun ki bu adam buradan geri dönemez sen bu adamını buraya koyarsan. Bunu verdikten sonra rakibinizin altına gireceksiniz. Ayağınızla. Buradan sonra gelip bloklamasını... Hızı gösteriyorum. Geldim. Zıplamadı, düştü, bitirdim. Bravo. Tabii bunlar da var, ankle breaker. Hızlı hareket. Hoppa. Zıpladım, araya attım, adımı bitirdim. Bu hareket Dwight Howard çok yapardı Prime'ında. Çok atletik olduğu için bunu dönerdi, bir spinle smaç vururdu. Sizden bunu beklemiyorum ama olabildiğince patlayıcı yapın. Topu alır almaz yüzünüzü çembere döneceksiniz. Hemen çembere döndüm. Adımla birlikte. Topu aldım, çektim. Buradan sonra rip through yapacağız. Rip through yani topu bacaklarımızın altından öne doğru vuracağız, ileri doğru. Aldım. Döndüm. Buraya doğru vuracağım, sağa doğru. Bir dribblingden sonra hemen spinle çembere gidip bitireceğim. Hızlı gösteriyorum. Döndüm. Bir dribbling. Spinle attım. Bitirdim. Topu aldık. Döndük. Bir tane vurduk. Şimdi son hareket, en sevdiğiniz hareket. Herkes fadeaway atmak istiyor. Herkes Kobe gibi, Jordan gibi fadeaway atmak istiyor. Ama bunu yaparken önemli noktalardan bahsedeyim. Ayak oyunlarınız. Bu savunmacıya topu gelir gelmez dönerseniz bu savunmacı seni bloklar. Onu önce terse fake vereceksin. Omuzlarını kullanacaksın, terse fake vereceksin, kandıracaksın. Ondan sonra senin fadeaway yani geri çekilerek atı. Senin biraz geri çekilmen lazım. Mesafe açman lazım. Evet, ben şimdi buradayken her iki tarafa da gidebilirim. O yüzden sürekli hareketli olacağım. Ayaklarım, omuzlarım. Geldim. Hop. Güm. Mesela şimdi aktif savunma yapalım. Nereye gideceğimi bilmiyorsun. Aktif savunma, bloklamaya çalışan topları. Geldim. Hoppa. Hoppa. Ben de düşüyordum. Hoppa. Evet. Mesafeyi açtım. Topu bloktan kaçırdım. Şutu isabetli. Hareketler bu kadardı. Birkaç tane taktik verdik. Dediklerime dikkat edin. Çalışırken her iki bölgeden de çalışın. Şimdi ben bunu birebir de gösterdim ama 5'e 5'te yardımlara falan hep dikkat edin. Oluşabilecek her boşluğa dikkat edin. Bir de dediğim gibi burada hani birebir de ben fadeaway atmadan önce 3 tane dribbling yapıyorum. Ama 5'e 5'te bunu kimse yaptırmayacak. O belki topu alacaksın, alır almaz fadeaway atman gerekecek. O yüzden hızlı olmaya özen gösterin. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.